Şu oyunda bir maça giren 10 kişiden mutlaka birisi soru eden. O şeyden kaynaklanıyor Sefa ya. İnternet de değil arkadaşlar, biliyor musunuz? Bilgisayardan. Çünkü internet ne kadar yavaş olabilir ki? Yani en düşük internette bile öyle giriliyor. Ama bilgisayar yavaşsa böyle hani 20-25 FPS alınıyorsa gerçekten çok beklettiriyor. Çünkü önceden benim de öyleydi. 2015'te 30 FPS oynuyordum. Hatta fight'e giriyordum 15'e falan düşüyordu. Ne olduğunu anlamıyordum, kaybediyorduk. Sürekli drive oynuyordum, baltalar kaçıyordu. Hatta şey diyordum yani, oyuna başladığım zamanlar bronzdum diye. Onun bence sebebi FPS'denmiş ya. Çünkü yani oynayışınıza izin vermiyor ya. Fight'e giriyorsunuz, hiçbir şey göremiyorsunuz. Takılıyor bilgisayar. Yani bir sene sonra ekran kartı almıştım. 70 FPS oynadığım zaman Plat 4'e çıkmıştım bakın. Büyük ihtimalle birçok kişi de böyle olur. Hani bu online oyunların tek sıkıntısı şeye bakıyor. Donanıma bakıyor. Bilgisayar kötüyse engelliyor sizi böyle. Ama şu da bir gerçek ki o zamanlar daha çok zevk alıyordum LoL'den. Çünkü oyunu ilk kez oynuyorsunuz. Çoğu şeyi bilmiyorsunuz. Böyle sıfırdan öğreniyorsunuz. Onun bir heyecanı var. Şimdi artık her şeyi böyle biliyorsunuz. Bir tadı kalmadı gibi ya. Belki birçok kişi de böyledir. Size de öyle mi? Bir de size bir tavsiye vereyim. FPS'in düşükse arkadaşlar, mekanik istemeyen şampiyon oynayın. Bakın bunu mutlaka yapın çünkü oyundan keyif alamazsınız ya. Lisin nereye geldin sen? Hiç fark etmedim de flash'ını aldı. Konuşuyoruz ya, adamı görmedim ya. Hani mesela 30 FPS'in altında alıyorsanız Garen, Master gibi şampiyon oynayın. Annie gibi. Hani ileri oynarsanız gerçekten çok zor oluyor. Ya da Yasuo da aynı, Zed de aynı. Bunlar için böyle bir akıcılık lazım. Sonunda kaçırmadık. Biraz vuralım şöyle. Nasıl engelledi ya? Bunun kalkını engelliyor mu da böyle? Aa, zinzal gelmiş. Bak nasıl üstüme göre, görüyor musunuz baitlemek için? Nasılsın abi? İyiyim arkadaşlar. Siz nasılsınız? Uf, bayağı güzel vurduk. Bu tuşları almadığıma pişman oldum birazcık. Barış. Barış atmış. Ses de yankılandı. Barış teşekkür ederim arkadaşlar. Sese ne oldu, gördünüz mü? Ben şeyi anlamaya çalıştım. Böyle ses takıldı sanki. Titredi ya da iki tane aynı sesten geldi. Fark etmedim. Son anda ulti attım, adamı kestim. Eskisi kadar izlemem dedin. Diğerleri gibi agresif konuşmaya da yok ettim. Parçalı yumurtum gibi metin içindeki şiddeti arzusunda. Evet, zaten o yüzden arkadaşlar ben hani insan gibi yapmaya çalışıyorum ya mesela. Karşıdaki kişiyi bak küçümsemiyorum. Karşıdaki de insan diyorum. Bunu oyun olarak oynuyorum. Ergenlik çağındaki çoğu kişi böyle nasıl diyeyim, toksikliği falan zevkli gördüğü için sataşmayı ve bunları da böyle hitap ederseniz tabii ki de genel kitleye hitap etmiş oluyorsunuz. Çünkü ben de bunların farkındayım. Ölmedik. Niye bu kadar çok kişi geldi? Keşke ultim olsa ya. Bakar mısınız? Tam ultilik şurası. Ama dalamıyorum kimseye. Aa, Vayne öldü. Benim köy gitti galiba. Çünkü hani bizim toplumda şey var ya, böyle sataşmayı seviyorlar, laf atmayı falan. Karşıdaki sinir etmeyi. Çünkü ben kendimden biliyorum arkadaşlar. Ben de liseye gittiğim zaman ya sınıfta 25 kişi aynıysa 3-4 kişi farklı olur değil mi? Düşünce yapısı olarak. Tabii ki de internet ortamında da böyle oluyor. Hani benim kafa yapımı farklı olduğu için düşünce tarzım. Tabii ki de çoğunluk beni izlemesi çok normal. O yüzden şaşırmıyorum bu tarz konulara. Şimdi bunu keser miyiz? Q'yu falan tutturursam alırım da base'e gidecek gibi duruyor. Ye onu. Aa, nasıl ya? Yemesi gerekmiyor mu da? Q'umu yersen öleceksin ama. Yedi. Oha, ultimizin vurdu hasarı gördünüz mü? Beni de kesemedi. Şimdi birden flash'e falan girmesin de. O Q gitse ölmüştü, biliyor musunuz? Ace yok. Bak kesin aldılar. Ben alayım. Bedava kill en sevdiğimden. Benim bilgisayar 2'ye girerek ne yaptı şey FPS'i. İşte bir zamanlar benim de öyleydi. Hatta bende AMD'nin bir işlemcisi vardı arkadaşlar. Eskiden böyle. Arkadaşlarla Skype'e falan giriyorduk. O zamanlar TeamSpeak'te Skype vardı. LoL'e yeni başlamıştık. Ben Skype'e giremiyordum. LoL'e giriyorum. İşlemci kullanımı zaten %100 oluyor. Yani altta yapıyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz bilgisayar kendine gelsin diye. Ama güzeldi ya. Zevk verdiriyordu yine. Eğlenceli bir şekilde oynuyorduk. Bence alacağım bunu. Öldün. Evet, şöyle bir keselim. Oh, 4-0 olduk. Şu an tek atağım ne biliyor musunuz arkadaşlar? Karamür almamışız. Ben niye bunu fark etmedim? Her maçta alırdık bir de. Bir dakika, öldük galiba. Sen bizi kestin mi? Yok, kesemezsin. Güzel ya, çok fazla vuramadı. Acaba tek kombayı ben alır mıyım? Bence alırım arkadaşlar. Ama bir Q'muz falan gelsin. Zaten varmış Q'muz, elimiz gelsin. Şimdi yanlışlıkla öleceğim gibi hissediyorum, biliyor musunuz? Aa, ulti çok kötü attık. Q'yu çok güzel attık bu sefer de. Şimdi 1700 para oldu. Şunu alacağım. Bir de Karamür alacağım. Vex bilmiyor. Vex yaklaşamıyor Kadir. Bilerek aldım Lux'ı. Vex'in dibine girecek bir şampiyon almayacaksınız arkadaşlar. Çünkü korkutuyor ya. Uzaktan kesecek bir şey almanız lazım. Zerat, Lux. Şimdi Karamür'ü yeni aldık ya. Bunun stacklemesi var bir de ya.
5 tane kira aldığım zaman 10 stack olacak. Karım yükseklenmesini biraz açıklar mısın? Kila aldığınız zaman bunda yükler birikiyor arkadaşlar. Her kilde 2 yük birikiyor. Asit aldığınız zaman 1 yük birikiyor. Maksimum 10 yük birikebiliyor. Yük biriktikçe size yetenek gücü veriyor. Yani daha fazla vurabiliyorsunuz. Olay bu şekilde. Mesela ben erkenden alsaydım. Şimdi 5 kilim var ya. Her kilde 2 yük birikiyor. 10 tane yük olacaktı. Yük başına bak 4 yetenek gücü sağlıyormuş. Yani 40 yetenek gücü verecekti bana. 165 AP yerine 205 AP mi olacaktı? Öldü. Lux'ın da en sevdiğim özelliği bu böyle. Uzaktan yakalıyorsunuz, tek atıyorsunuz. Hadi bir 13 alalım da sıramız arsın diyecektim, olamadık. Şimdi Q'muzun gelmesi gerekiyor. Bak yaklaşamayacaklar. Tutsaydı Q atacaktım, olmadı. Bunda ulti var. Bak artık ölüler. Zihin zarfı flash atmasan sen de ölecektin. Kolay gelsin, sana bir şey sormak istiyorum. Sence script nasıl anlaşılır? Bir tane videom var benim. Karşıma script yazısına gelmişti. O videoya bakarsan direkt anlarsın böyle. Farklı bir şekilde kayıyorlar. Yani çok belli oluyor. Oha, tek ultiyle Vayne'i aldık. Eni de öldü. Phantom geliyor yoksa? Alır mıyız? Ben Q atacaktım. Bizimki tek attı. Bot'ta sevmediğim diğer supportlar da var ama şey support işte böyle. Mid'de oynanan karakterleri support yapıyorlar ya. Ben de yapıyorum tabi bunu. Karşıya Swain arkadaşlar geldiği zaman gerçekten böyle oynatmıyor ya bot lane'de. Alanda dar ya, kaçırmıyor ellerini filan. Keşke normal sahalara gitseydin. Ben base'e gideyim artık. Fiora geliyor. Gelme gelme gelme, hayır. Ya bak ama onu kaçırırsak olmaz ki. Fiora'yı kesmek de çok zor ya. W'su var, Q'su var. Bir de ben Lux'ım ya. Tek Q'm var. İşte Lux, Morgan'ın da kötü yanı bu. Bunların da kaçma skill yok. Böyle Q'yu kaçırırsanız direkt kesiyorlar. Peki ben bunu keser miyim kötü tutursam? Tek atamadık. Şu item bittiği zaman tekleyeceğim ama. Hasarımızı gördük. Botta Jhin, evet bak Jhin Lux çok bozuk. Jhin Morgan'a da aynı. Çok uyumlular. Ashe Bram da güçlü. Şey de aynı mesela. Varus Vel'Koz'da. İkisi de Q atıyor da Varus Zerat. Vayne Soraka çok güçlü. Vayne Janna çok güçlü. Lulu Kog'Maw zaten direkt bitiriyor oyunu. Late'e falan kalırsa oyun uzarsa. Bak bunun olacağını biliyordum, biliyor musunuz? İçime doğmuştu. Q bile atmadım. Ben Fiora oynasam Lux'ın ittirmesini beklerdim. Ve gittim bu hatayı yaptım. Adam şurada beklemiş, beni kandırdı. Base'e gidiyor gibi yaptı. Bir dahakine artık yapmayız bu tarz şeyler. Çünkü karın buradaki yükler gitti yani. Boşu boşuna kastık bunda. Henebile oyuncusu ne yapmalı? Bol bol şeye bakmanız lazım. Örtücü videolara. Bir de şey yapmayın arkadaşlar. Hemen bir karakter almayın. Oyunda bildiğiniz gibi bedava karakter var. Her hafta galiba veriyordu, tam bilmiyorum. Hoşunuza giden bir şampiyon varsa YouTube'a girin işte. Mesela Garen oynanış. Bunlara falan bakın. Öğrenin, sonra alın karakteri. Ya yine öldük ya. Bu Fiora sürekli beni kesiyor. Şu an Fiora bir şekilde kesebiliriz arkadaşlar. Strike falan almamış. Çok fazla canı yok fark ettiyseniz. Full hasar odaklı. Natus ulti falan basar. Stun yerse ben de Q atarsam. Hani ulti sayesinde falan belki keseriz. Ben yoksa bayağı bir zor. Bak kestik. Tabi birazcık geç oldu da. Barona mı gireceksiniz gerçekten? Tamam barona girin. Ben ittireyim şurayı, 16 ev olacağım çünkü. Adamları şu an yemliyorum. Alt taraftan çıktım ya. Sanki ejderden gelmişim gibi yani. Bak bana geliyorlar. Flash attık mecburen. Atmasam da ölmeyecektim aslında. Stun atamayacaktı çünkü. Fiora geliyorsa engelleyeceğiz. Tutmadı ya. Şu ayı da bir gitmedi, bizi salmıyor. Olmadı. Öldü bizimki de. Ama Lee Sin ejderi aldı.
Fury'e sebel kalmıştık. Bak ben çekiyor sizi, gitmeyin ama bak sakın gitmeyin. Öldüler. Gelmedik ki oraya. O tek attık, çok iyi. Barona girelim ama Apollos botta, nasıl gireceğiz? Fiora da botta. E alırız. Ben tek derim bence en iyi falan. Zonya'sı da yokmuş. Eni geliyor. Bak çok ümitli bir şekilde geliyor. Yaklaşamayacak oradan. Siz devam edin. Hatta yaklaşacak. Kim girecek buna? Çok can aldılar ya. Şimdi Fiora geliyor buraya. Tutturamadık. Benzil etmedi. Bence zorlamayalım. Dur aldık onu. Tamam güzel. İzlemeye zaman olmasa da beğenip yorum atıp çıkıyorum yayınlar Emre demiş. Oğuzhan çok teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de Oğuzhan yaparsınız. Benim için bayağı güzel olur. Yani destek olursunuz. Çek onu. Tamam bunu da aldık. Hemen yandan base'e gidelim. Moral'i alayım şimdi. Tutamayacaklar. Vex gelmiyor. Bak bayağı fazla vurduk. Alabilecek miyiz? Bak Fury stun yedi ve öldü. Şunu keselim. Aldınız bence onu da. Bu da öldü. Bunu da ben patlatayım. Bak kazandık maçı.